Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Çok değerli bir misafirim var. Benim uzun zamandır beklediğim ama bir türlü gerçekleştiremediğim Profesör Doktor Okan Veli Şafaklı ile bir söyleyiş yapacağız burada. Onu tanıtmama gerek yok. Buyurun hep beraber ona hoş geldiniz diyerek bir an evvel sohbetimize başlayalım. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar diyelim. Teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar. Evet, hayırlı cumalar herkese, bereketli olsun. En son görevinizden bahsetmek istiyorum. Evet. Yani en son YODAK'taydınız ve YODAK o kadar değerli bir kurum, o kadar beklentisi olan bir kurumdu ki doğal olarak Kıbrıs gibi bir yerde hayal kırıklığına uğrattı bizi. Neden diyeceğim, kendi düşündüklerimi söyleyeyim orada. Çünkü orada yeterli denetimi bir türlü sunamadı. Evet. Kendi üyeleri arasında anlaşmayı sağlayamadı ve en son şahit olduğumuz didişmeler hemen hemen mahcup edici duruma götürdü. Yani birkaç kere siz bile patladınız, bir şeyler söylediniz. Evet. Yani artık tutamadınız kendinizi. Yani bir de hakiki fakültelere izin verilirken onların denetlenmesi, hocaların orada olup olmadığına bakılması, evet. Türkiye'den gelen hocalar var ama asla orada değiller. Evet. Üniversite hocasının diploması web sitelerinde açıklanır, diploması kiralanır mı denir buna, öyle bir şey denir. Ama hoca yok, işte asistanlar tarafından dersler verilir. Bu kaliteyi elbette düşürür, bu algıyı düşürür ve YODAK'ın bunlara sahip çıkması gerekirken ve YODAK'ın içerisinde sizler gibi çok donanımlı, bu işi çok iyi bilen insanlar olarak da bir şey yapamamanız düşündürücü oldu. Şimdi orada değilsiniz. Evet. Ne yapmak isterdiniz diye evet. Sormak isterim size. Orada değilim, rahat konuşabilirim. Aslında çok şey yapılır. Yani oradaki üniversite hocalar, 7 tane profesör, tabii ki kendi açılarından, uzmanlıklarından hepsi birer değer. Ama en büyük paradoks, Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi her açıdan yurt içine ve dışından danışmanlık yapan, projeler yapan bir kurumun, hı hı. Yani ekonomi, finans, mühendislik, insan kaynakları, içine düştüğü durum. Yani kendi alanında bu kadar akıl veren, danışmanlık yapan bir kurumun, işletme yönetimi açısından, kurumsal yönetim açısından, gelir gider dengesi, şeffaflık, performans yönetimi, performans programı, verimlilik analizi, bunda sınıfta kalmasıdır sorgulanması gereken. Yani çok değerli, çok vakıf insanların olması değil, onların iş yapabilme, yaptırabilme oradaki yapıdır. Şimdi bir de insanlar nasıl olursa olsun kalifikasyonları, karakterleri ne olursa olsun, medeni dünya, çağdaş dünya ve gelişmiş refah ülkeleri kurumsal yönetimde çok sıkı şeffaflık ve hesap verebilirlik yarattılar. Yani kim olursan ol, peygamber soyundan da olsan, sen şeffaf ve hesap verir olman lazım, denetlenebilmen lazım ki o şekilde bir yapı kurdular. Kimseye bir çiftlik emanet ettiğiniz de liberal düzenin o kişisel menfaat, kişisel haz çıkırsa çıkar, ön plana çıkabiliyor. Akıl, rasyonalite bir tarafa atılabiliyor. Dolayısıyla kurumların yapısı, baktığınızda şu anda Doğu Akdeniz'den diğer devlet kurumlarına kadar hepsi bir çiftlik haline geldi. Çünkü bir iç denetim yok, bir performans hedefi yok, performans denetimi yok, hesap verebilirliği yok. Şimdi buna baktığınızda çiftliğe döner ve en baktığınızda normalde kalifikasyonuna, yeterliliğine orayı uçurması gereken. Ki diyorum ya, başka kurumlara akıl veren bir kurum kendi sınıfta kalır. Neden? Çünkü bu yapı çiftlik, bu dünya bu açıdan geliyor. Modern dünya ne diyor? İskandinav ülkelerini her zaman söylerim. Yani refah ülkeleri gelişmiş. Kurumsal corporate governance dediğimiz kurumsal yönetişim. Bu devlet üniversiteleri için, devlet kurumları için kurumsal yönetim, özel sektör için de kurumsal yönetim ki bakıyorsunuz özel sektörde de aynı şekilde, kamuda da aşırı bir usulsüzlük, yolsuzluk. Bunun membası o kurumsal yönetimde uzak, şeffaf olmayan, denetimde olmayan, otokon denetim olmayan yapısı, iş denetim olmayan yapısı, hesap vermeyen yapısı, denetleyecek kurumların biz bir YODAK gibi omurgasızlaşması,
omurgasızlaşması, basiretinin bağlanması, yargının da kendi sorunlarından veya taletinden davranın uzun sonuçlanmasından dolayı sistemin çökmesi. Evet. Şimdi Doğu Akdeniz'e verdiğim için şimdi 7 tane profesör var, eğitimli adam nasıl yodak şey etmez? İşte Doğu Akdeniz gerçeği. Bana açıklasın biri. Ve evet. Böyle bir üniversitede şu anda halen daha sancı çekiyor. Aslında sorun çözülmüş değil. Şimdi pembe tablolar çiziyor. Bana şu anda siz finansçı olduğunuz için bu konularda siz Doğu Akdeniz'de bana biri bir verimlilik analizi göstersin. Bana birimlerin fayda gelir gider dengesini göstersin. Hangi birimlerin gerekliliğini, zaruretini dönük ihtiyaç analizi olsun. Kurumlarda iş analizi dediğimiz iş sorumluları tanımlar. Yani her bir kurumda kaç tane eleman gereklidir, kaç tane gereksizdir? Her elemanın faydası nedir, faydasızı nedir? Bununla ilgili önüne koyacaksın masaya ve sürdürülebilir bir devlet için ne yapılması gerekir konuşacak. Şimdi bunlara bunu durmuş. Devlet katkı yapacak. Efendime söyleyeyim, sendika söyleniyor, şey borçlanacak, üniversite borçlanacak. Ne olacak? Borçlanmanın şeyi... Gene bir yük binecek. Gene onu bir şekilde servis etmek lazım o borcu. Size borç vermesi için hiçbir finans grubu size borç vermez. Sizin yapınıza baktığınızda zaten teknik olarak iflas durumda olduğunuzda veremez. Sizin ödeme kapasiteniz, sürdürebilirliğiniz, bundan sonra alacağınız, şu bir banka gözüyle bakıyorum. Bankanın ipotek almam kişisel baktığınız 6 tane C faktörü var. 6 tane C faktörü İngilizce'den gelme. Bir bankacılık bir başvuruyu değerlendirirken sermayesini, kontrolünü, denetimini, kapitalini, capacity to pay'ini, conditions dediğimiz ekonomik şartları, kapitalini hepsini değerlendirir. Şimdi bunları şey vermeyelim. Yani, İyi oldu, ders niteliğinde oldu hocam, tamam, doğrudur. Şimdi bunlara baktığınızda senin sermayen ne? Senin ödeme, en önemli şey ödeme kapasitesi ki siz de buna bakıyorsunuz. Bir şirketin borçlanacağı zaman ve bir şirketin finansal analizini yaptığınızda ki bu analiz de yok şeyde Doğu Akdeniz'de. Bir bankaya kredi, bir şirkete kredi verebilmeniz için onun sermayesi, diğerleri, garantörü falan ikinci sıradadır artık dünya şeyinde. Yani kredilendirmede sermaye bu kadar şey bu kadar. Bunlar devlette kredi vermek için kılıflardır. Esas bakacağımız şey ödeme kapasitesidir ve operasyonel karlardır. Bir kurum operasyonel olarak ne kadar gelir ürderi olursa da o kendini döndürebilir. O zaman sürdürebilir, yakalar. O zaman aldığı krediler ödeyebilir. Böyle bir değerlendirmeyi yapan hangi şirket, hangi banka kredi verebilir Haluk Bey Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne? Sıfır. Devlet kefalet. Yani devlet yine yüklenecek. Ahlak-ı zafiyet dediğimiz, moral hazard dediğimiz, devlet sana aldığın kredi gösterecek, sen de atacaksın gene kebaba, Türk Hava Yolları yöntemi, kahrolsun Kıptek kahrolsun Kıptek şey yöntemi ve bu şekilde bir yapıyı kurmaya çalışın. Yani aynı kebabı yok. Sen önce bir koy bakalım masaya. Kendi verimlilik analizini, gelir gider sürdürülebilir dengeni, her kurumun, her birimin ihtiyaç analizini, her birimin kendini ne kadar sürdürülebilirdi, neyin fazla olduğunu, neyin, yani bir kişi profesör yapmak için 50 kişi de profesör yapan bir kurum, ya masanın büreği bir kurum, siz bu analizi, bu muhasebeyi yaptınız mı? Bu öz eleştiri yaptınız mı? Tabii. Bunu yapmadan Akdeniz oturulamaz bir raya. Ve şimdiki ekonomide... Evet, neticede siz bu kavayla giderseniz devlet kebalet verecek, boşlanacak. Sen de aynı sistemi getirip de kebap düzeni devam ettireceksin. Ve dediğim gibi ben bir iktisatçı finansçı olarak sen verimlilik analizini, finansal analizini sürdürebilir yanını her bir birimin yapısını gösteren analizler getirmeden masaya koyarsın ve senin neyin fazla, neyin eksik, neyin sırrıdır, sürdürebilir denge için ne yapman gezirinin cevabını vermeden ve o acı reçete değil o düzelmen için bir yapıdır. Onu evet. Uygulamadan sen şimdi bana müsaade et, neye borçlanacaksın? Sana bir şey bul bakalım. Aklı salim bir kurum bul. Ama Kalkınma Bankası, kooperatif bakıp devletin malı, deniz yemeğin, domuz beni de beslesin, devlet kefavet versin. Değil mi? Böyle bir şey, böyle bir yapı bizi önümüze getirir mi? İşte bu. Yani herkesi batırmaya mahkum ama benim dediğimi, Haluk Bey, oradaki benim kadar eğitimli ve bu konuda vizyon sahibi olan hocalarımız var. Biliyor ama onların bu önerileri var.
Ama onu koyacak irade yok. Yürek yok. Çünkü bu liberal sisteminde bir şeydir. Bu biraz da başlık liberal. Kişisel ve liberalizm kişisel menfaat çıkar üzerinedir. Sizin kişisel menfaat çıkarınızı zedeleyen bir yapı varken rasyonalite, akıl ön plana çıkmaz. Tabii. Bunu sadece devlete mi yüklüyorsunuz? Yani bu sorumluluk devlette mi olmadı bu irade? İki tarafı var. Onu yöneten de orada şey. Orada sendikası. Sendika müsaade etmez bunların hiçbirine. Sendikalar da akademisyen. Onların içinde de bu uzmanlığı olan var. Ama bu yapı dediğiniz dünyanın kurumsal yönetişim yapısı. Peygamber sonunda olsan bile menfaat gereği ruhunu, vicdanını bir tarafa bakıp da menfaatine bakacak bile ortadan kaldırmak için sıkı bir hesap verebilirlik, sıkı bir şeffaflık, sıkı bir iç denetim mekanizması yarattı ve seni çıkarın doğrusunda hareket edersen hemen köşeye çeker, yargı müessesesi var ve onu engeller. Sen şimdi birine emanet ediyorsun. Sanki de peygamber gibi her şeyi ona emanet ediyorsun. Her şeyi yapıyor ama yapmaz o çocuk ya bizimdir. Ya bu kadar olur mu kadar çalışken yapma. Yapmaz değil kardeşim. O da sınırlarını bilecek. Sınırlarının içinde hesap verecek. Şeffaf olacak. Her yetkiyi de denetlenerek kullanacak. Orayı bu bansının çiftliği gibi kullanmaya. Bizim hatalarımız budur. KKTC gerçeğini budur ve her kurumu bu şekilde yaptı. Peki ve bunu herkes biliyor. Bu hataları herkes biliyor. Deşe gibi bu yerde sorumluluklarını da herkes biliyor. Evet. Ama biz böyle gibriyagiler olarak bu sorumluluklar bize verildiğinde, yüklendiğimizde biz de o sorumsuzluk kısmına geçip aynı şekilde devam aynen ediyoruz. Aynen sistemin içine girdi. Peki, aynen siyasiler gibi Haluk Bey. Evet ama nasıl düzelir bu? Yani şimdi sizlere baktım da ben bu kadar donanımla yani problemi çok net olarak görebiliyorsunuz, ifade edebiliyorsunuz ama uygulamaya gelince bütün hayatımız sıfır. Her zaman söylüyorum. Ve Türkiye'de gelip de bize bu olmadı kardeşim artık bu kadar sene sonra benim dediğim olacak dediğinde de hop karışıyorsunuz. Türkiye'de oraya. Bu o kadar masum değil. Elbette. Kim? Yani söyleyelim. Hiçbirimiz masum yani değiliz. Yani bugün bu liyakatsız atamaları başımıza getirip birazdan bahsedecek istatistik şeyini bahsedebilirsek. Bu liyakatsız atamalar, liyakatsız devlet üretimlerini, devlet çıktılarını baktığınızda bu siz protokol yapıyorsunuz devletle. Üst düzey yönetimin artık kriterleri belirlenecek ve üst düzey yönetici için kriterler yapılacak. Sen sonra alakası insanın atamasına müsaade ediyorsun. Ve onlar övünüyor ki ben şeyden elçilikten müsaade aldım. Onlar telefon etti başbakana ve beni atadı. Bu yapıyı sen de sorumlususun. Onun için hep beraber çıkacaksak hepsimiz sorumlu üstleneceğiz. Yani tabii ki birinin kral çıplak demesi lazım da olmuyor. Yani tabii. Bu kadar beceriksiz tamam, bu kadar vasıfsızlık, liyakatsızlık sadece şey değil mi? Ki talep de etmişti Türkiye. Tabii. Daha donanımlı insanlar istiyorum bize. Ve bu iki diploma değil, profesörlük değil. Donanımlı insanlar istiyorum şimdi, dedi. Yani. 2019 Mayıs'ında Dörtlü Koalisyon İstatistik Kurumu'nu kurdu. O günden bugüne 4 tane İstatistik Kurumu Başkanı değişti. Bir tanesi İstatistik Uzmanı değil. Bu memlekette İstatistik Uzmanı yok mu? Akademisi ya yurt dışında yok mu getirecek? Elbette var. Atanınlar hepsi siyaset ama. Sorun orada oluyor zaten. Fakat ben şeye getirmek istiyorum sizi. Hala daha şeyden. Ailesi şey için de bu ülkenin planlama yapıyorsunuz şu anda. En önemli kurumlarından devlet planlama örgütü. Oradaki atamalar da öyle. Son 3 yıldır atanan depo başkanları bir gün depoda işlemiş planlama konusunda hiçbir nosyon olmayan insanlar. Tek farkları başbakana siyasilere çok yakın insanlar noktalar. Bu kadar basit. Gerçek budur. Bunlardır işin özünde büyük resim budur. Bu yapı devam ettiği sürece bir yere varamayız. Ve planlama yapacaksınız şimdi. Allah aşkına. Neyi planlayacaksın ya? Böyle bir fantazi peşinde koşuyoruz. Her şeyi fantaziye çevirdik. Yani çünkü gerçek niyetimiz o değil. Gerçek niyetimiz fantazi yapmak. Evet. YÖDAK'a dönelim. Şimdi unutmayayım onu. Şimdi evet. Denetim bu ülkenin bu yapısından bahsettik. Bu ülkede yürütme, yasama, yargı var değil mi? Evet. 3 erki. YÖDAK neresinde? Bilmem yani böyle Bağlak'ta bir yerde duruyor. Şimdi, çünkü hiçbir yaptırım gücü olmayan şimdi bir yerde tutuluyor. Evet, var yaptırım gücü ama neden şey etmez. Yürütme, yasama, yargı. Ben aslında bunu çarptım da ben onu yargı noktasına yürütme, yasama.
yargı noktasında denetim derim. Yargısal denetim, idari denetim, mali denetim. Yani ben o üçüncü kuvveti denetim olarak ayrıştırırım ki bazı teorik yaklaşımlarda odur. Yani yargı dediğinizde bugün Sayıştay'ın hangisindedir? Denetimdir. Denetim nerededir? Yargının olduğu noktada da o. Yargı tamam yasama ayrı bir şeydir ama o yargısal denetim yapar bir nevi yargıyla. Sayıştay idari mali denetim yapar. Bizde yoktur Danıştay falan, Yargıtay gibi şeyler yok. YODAK da aynı şekilde üniversitelerin denetimi yapar. Üniversiteler kamu tüzel kişiliği diye geçer yasada. Esat da öyle. Yani üniversitenin çoğu özel patron üniversitesi ama ki kamu tüzel kişiliğiymiş. Öyle bir de yasal tanım var. O da kral çıplak. Aynen. Orada da gerçek bu. Şimdi bunları denetleyeceksin sen. Ve yani sen yürütme, seçilmişlerin yürütmesi, meclisteki yasama ve diğeri. Şimdi üçü de dökülüyor mu? Dökülüyor. Yasamanın içinde bile hareket yolsuzluğu çıktı. Nerede bir iç denetim? Ve yasamayı ben hükümete mal etmem. Yasama tüm partilerin ortak malı değil mi? Tabii. Bir orada devlet unsurudur. Devletin şeyidir ve başkan yardımcısı muhalefet falan. Orada onu bile çözememişler. Bir şeyi, bir muhalefet hızlı bir şekilde bir maliye teftişi veya Sayıştay'ı çağırıp da kaynaklı yoksuzluğunu denetleyememiş. Yani hepsi o bir parti Cumhuriyet Meclisi'ndeki iktidar ve ana muhalefet toplanıyorsa ve kendilerini yüksek mahkeme ve Sayıştay denetiminde muaf tutuyorsa ben onlardan ne bekleyeceğim ki? Ölü gözünden yaş mı bekleyeceğiz? Muhalefet öyle, iktidar öyle. Çıksınlar desinler, atalısın. Biliyorsun öyle. Yani enderdir oy birliği bulundukları bu. Evet. Şimdi yürütme, yasama, denetim. Biz neyi denetleyeceğiz? Sayıştay mali denetim yapacak. Devletin kurumlarını denetleyecek. Sayıştay'ın en son denetleyip daha bu ülkenin önünü açtığı, denetlediği, vicdanını rahatladığı ve devletin kendine çek üzen verdiği bir şey söyleyin bana, bir girişim söyleyin bana. Zorlanırım, pek hatırlayamıyorum. Ombudsman etkindi, ombudsmanı değiştirdiler şeyini. Şu anda siyasilerin suyuna giden bir natada, kimse yanlış anlamasın, söylesinler bana Dizdarlı'dan sonra ombudsmanın evet, çıkarttığı bir rapor, etkili bir rapor söylesinler. Tabii. Şimdi bu nedir? Çok güçlü bir kurumsal yetişimimiz, bağınız yoksa, güçler, erkler ve denetim güçlü değilse, güçlü yürütme bu sefer tüm atamalarında kendisinin etki altına yapılacağı atamalar yapmaya başlar. Evet. Mesele de budur. Şimdi dediğim doğru mu? Ombudsman'ın Dizdarlı'dan sonra bir raporunu söylesin. Yapılan araştırmalarda ombudsman Sayıştay'ın önünde etkili bir kurumdu. Şu anda bitti. Tabii. Çünkü hatta önleyici açıklamalar da yapardı ombudsman. Sayın Dizdarlı'yı öyle hatırlarım hep. Evet. Yani işte böyle, gerçek bu. Şimdi Sayıştay'ı söyledik. Ama Sayıştay'ın emeklilik yaşı, sırf bir kişinin emeklilik yaşı 65 arttırdı. Ne için arttırdım? Yani çok başarılıdır. Amerika kitaplarında, literatüründe, McGraw-Hill'in kitaplarında örnek gösteren bizim Sayıştay'ın bir şeyi mi var? Başarılı özelliği bir mi var? Özelliği mi var? Evet, yani seviliyor. Evet, şimdi bizim baktığımızda YODAK'ta devlet kurumu, ama dikkat edin, devlet kurumudur ama savcılık devlet organı olarak tanımadı, devlet kurumu olarak tanımadığı için YODAK'ı danışmanlık vermiyor. Devletten bütçelenmiş, devletten atamalar yapılıyor. Devletin bir kurumu, maliye bütçesi maliyeden geçiyor. Çalışanları devletin çalışanları ama diyor ki siz kamu tüze kişiliğisiniz, yasada öyle yazar. Onun için ben size danışmanlık, kim yapacak bize danışmanlık? Siz devlet organı değilsin. Anayasanın 168. maddesine göre öyle bir daha anomali var. Geçelim onu. Şimdi 7 tane üye atanıyor. Niçin atanıyor bunlar? Biz planlama, koordinasyon, denetim ve akreditasyon. Hangisini tam yaparak sorsaksanız hiçbirini. Neyi planlıyoruz biz? Şimdi planlamada devlet kurulu da peki biz YODAK olarak... Zaten proaktif değilsiniz zaten, reaktifsiniz. Ya, kavgalarımız onu anıldık. Yapmak ister, bunu yapmak ister. Sadece siz bunu yapamazsınıza gidersiniz. Evet, yani evet. Yani önceden üniversiteler buyurun siz bunları yapabilirsiniz diyemediniz. Hayır, ortada var ama
Planlama da bizim fonksiyonumuz ve planlama için de biz bir vizyon koyamıyoruz. Yani yüksek öğretimin vizyonu, hedefleri bu olmalıdır. Biz değerlendirdik. Bunu alıp da siyasilerin önüne koyamıyoruz. Koymuyor. Bu ortada koordinasyon şeyimiz var. Hiçbir zaman üniversiteleri bir araya getirip de etkin olarak onların işbirliğini sağlayamadık. Beceremedik. Toplu taşımacılıkta bile bu olmadı. Evet, hayır. Hani koordinasyonda diye. Evet. Yani evet. Üniversiteleri bir araya getirip onlar ortak çalıştıran, işbirliği yaptılar. Onlar da bizim bu başarısızlığından aldılar. Üniversiteler birliği kurdular. Kendileri ayrı birlik. Onda da onlar tam, şimdi onların da farklı karakteristik yapıları var. Onlar da tam birliği tam %100 birleştiremediler. Öğrenci çalmamayı şey yaptılar, anlaştılar. Akreditasyonu hiç yapmadık. Evet. Akreditasyona hiç girmedik. Ki esas görevlerde. Evet, evet. Değil mi? Yani giremedik. Çok önemliydi. Son YÖKAK, Türkiye'den YÖKAK geldi. Oradaki yetkililer toplantı yaptık. Her zaman bizdeki devletin yaptığı gibi ortak işbirliği protokolü yaptık. Devletin yaptığı gibi bir aile işlemeyecek protokoller yaptık biz de. Öyle değil mi? Devletin birçok protokolü. Tabii. İşte, yaz şey, imzala, dostlar alışverişte evet, görsün. Dostlar alışverişte görsün. Kaldı bize bir denetim. Şimdi biz neyi denetledik? Üniversiteleri değil mi? Evet. Sayıştay kimi denetler? Devleti. Ekibiniz var mı denetim için? Yoksa denetim bu 7 profesör mü yapar denetim bu için bizim yasamızda denetçi şeylerdir, üyelerdir. Üyelerdir. Şimdi bir o. Şimdi denetçe baktığınızda bizim yaptığımızda denetimdir ve denetimin tüm kurallarını uygulamamız lazım. Ve denetim Sayıştay'a baktığınızda uluslararası İntusayi kuralları, İntusayi Sayıştaylar Birliği falan ve denetimin belli başlı ilkeleri var, kuralları var, raporlaması var. Hiçbir üye bunu bilmeden, bununla ilgili sonradan bir eğitim almadan oraya geliyor. Yani bir denetim yapıyoruz ama denetimin nosyonunu oluşturacak bir fikri, altyapı ve bir vizyon yok. Profesörsün diye de bunu bilmek zorunda kesinlikle değilsin. Kesinlikle belli alanlar vardı. Hiç bu konuda nosyon yok. Mesela hukuk yaptığımız işin hukuktan ayrılmaması lazım. Raporlamamızın belirli bir şey olması, evet, formatı olması lazım. O konuda bir format yok. Aldığım elemanlardan bir denetçi ayrı bir üyelerin dışında bir ayrı denetçi elemanı, raporlama elemanı yok. En son bir şeyimiz havgat yoktu. Bir hukukçu verdiler bize, bakanlar kurulu kararlarına sözleşmeli. Ama şimdi böyle bir teknik olarak eleman yok ama bunu denetleyemek demek değil. Orada bir altyapı oluştu. Ve üniversite siz neyi denetleyecek biz? Yani denetleyeceksin, neyi denetleyeceksin? Burada denetleyeceksin esas öğretime başlama izni verirken ve sonrasında üniversitelerin akademik ve fizik yetkinliklerini denetleyeceksin. Bu kadar. Evet. Yani bir üniversitede bir bölüm açarsan ünvanına göre kaç tane hoca olacak? Laboratuvar, teknik ne olacak? Ve bunu verdikten sonra da efendime söyleyeyim o yetkinliği devam edermiş de oradadır problem. Biz onu yapamıyoruz. Şimdi çünkü kağıt üzerinde denetliyorsunuz. Var mı ki, profesör? Var evet, mı? Ama doktor, hayır var. Ben geldiğimde övünmeyeceğim. Ben finansal olarak daha önce başvurularda hoca yazarken Ahmet Mehmet yazarlardı. Veya tamam da sonra geliyordu şikayet X üniversite bu adı kişiden ya ben filan üniversitede çalışıyorum ben ne yazdınız adım oraya diye şikayetler geliyor. Sonra biz ne yaptık en son? Sözleşme istiyoruz. Ya normal sözleşme ya provisional sözleşme. Bu sözleşme notizesinde kişi de imzalıyor. Noter moter konusunda. Biliyoruz ki sen gerçekten imzaladın sözleşme. Ve eğer bu bölüm açılırsa sen bu programa başlayacaksın. Artık bu şekilde yapılıyor. Ama şimdi Türkiye'den gelmeyen hocalar var. Tabii şimdi o yapıldıktan sonra şimdi bu dediğin gibi regulatory dialektikte sen bir şey yapan o bir kılıf uydurur değil mi? Yaparsın tamam. Ondan sonra sistemi uyduracak bir yapı kuramadık. Ha şimdi bunun her şey devlette olduğu gibi mazeretimiz var. Dijital altyapımız yok, şeyimiz bakmıyoruz yok. Diğer kurumlar gibi irademiz var mı? Bu sorgulanması lazım. Bana göre o irade yok. Ve irade olmadığı zaman hep mazerete şey yaparız. Ben denetim sorumlusuydum. O iradeyi göremedim. Yani mesela şu anda binalar eksik olan, tam kampüsleri olmayan üniversitelere diyemiyoruz. Sen bu zaman süresince kapatacağı gibi diyemiyoruz. Çünkü o iradeyi koyamıyorsun. Üniversitelerde siz bölüm bazında üniversitelerin şu anda tam zamanlı olup olmadığını öğrenmek için giriş çıkışlarına kadar öğrenemez misiniz?
ne kadarlık bir yazı alır? Bu bölümün hocalarını söyle bana, ben daha bunları yazacağım sosyal sigorta ihtiyaç sandığına ve şeyden giriş çıkışlarını seçeceğim. Muhacereten de rahat alırım. Var mı yüreğin? Bugün bunu yapmak için zaman alabilir. Zaten orada zamanımız. Çünkü bunu ayıkladığımızda, yani çok basite indirgediğimizde, bunu yaptığın anda senin hakkında şikayetler olacak. Tabii ki. Bu siyasilere gidecek. Büyük bir ihtimalle. Onun işte işin gerçeği bu. Evet. Büyük bir ihtimalle çok da ısrar edersen, hayır ben ille de bunları isterim, bu adam burada değildir dediğinde, iki dudağın arasında senin görevden alınmak. Şimdi değil o. 4 yıl boyuncadır ama senin geleceğin, senin artık geleceğin tehlike. Bir, atanan kişi, atanan kişi açısından da, atanan da zaten siyaseten atanıyor. Kim şimdi bizde tek bir atanan başkan. Sorunlar da öyle çıkıyor. Çünkü 7 tane bir o savaşın bitmediği generalleri var. 7 tane altı general ver, sen de bir generalsin. Yukarıdan atanan bir başkansın diyor sana. Evet. Meşruiyetin yok. Başlıyor kavgalar ve hizipleşmeler. Onun adamı, bunun adamı başlıyor. Başkan adamcılık yapmaya ve diğer taraf ve kavgalar ondan çıkıyor. Çünkü atanan kişi meşruiyet olması için 7 tane de atanan, Cumhurbaşkanı da atanan kadar 7 tane diğerli hoca var. Onların başkanını seçmesi imkan verecek. Kendi aralarında başkan seçeceksin. Ve onlar meşru şekilde kavga bitecek. Oturacak diyecek ki ya hepsi atadı ama hepsi orada bir kabul edecek ki o Haluk Bey bu işi daha iyi yapar. Haluk abi formülü. Evet. Bazı formüller gibi. Eğer belli bir süreden sonra diyeceksin, 2 sene sonra oturursun, eğer bir şey varsa tekrar seçersin. Meşruiyet sağlarsın ve kavga biter. Şimdi bir kişi empoze ediyorsa Cumhurbaşkanı, geçmişte de öyle. Yani şimdi atadığı Sayın Tatar, bir önceki Cumhurbaşkanı da idarecilikten vazgeçmiş. İdarecilik yapmamış, evde ev hanımı olan birini, sırf orada Cumhurbaşkanı birinin akrabasıdır diye Röydak Başkanı atadı. Sayın Akıncı, yanlışsam çıksın söylesin yanlış. Yani tencere dibin kara, seninki benden kara misali bir devlet anlayışımız var ama hepsimiz ahkam keserik. Şimdi bu yapıda orada gelen diğerlerindeki birçok değerli insanlar kabullenemez. Yani herkes kendi alanında lider, bir bölümün evet. Başkanı, evinin reisi, biri sana atanmış olarak bir şeyler söylüyor. Bir de biz de şey yapalım, aynı tüm kurumlar gibi, ne yapsanız KKDC gerçeğinde ilişkileriniz var. O ilişkileriniz, bazı ilişkileriniz, bağlılıklarınız, adanmışlık doğurur. Onu, o sizin artık şeyiniz olur, bir... O neden bir daha meydan olur? Çünkü siz bir denetim kurumu var mıdır ki 4 sene sonra hocası sokağa atılır? Yani bir denetçi düşünün siz devletteki 4 sene sonra seçilmezse sokaktadır. O değer, verilen değer, o yapılan zor görev hiçbiri kale alınmaz ve dışarıdasın. Şimdi ben dediğim gibi görevim bitti. Lavi'de ben ödeneksiz izinli sayılırım. Lavi'ye gidebilirim. Abi sizin bir opsiyonunuz var. Evet. Olmayan da var değil mi? Ama... Diğerlerinin öyle bir şeyi yok. 4 sene sonra sokakta da hiçbir özelde çalışan hiçbir garantisi yok. Peki ne yapacak? Şimdi 4 sene sonra ben işsiz kalacağım bir kurumda. Şu anda ben nasıl bir denetim ve nasıl bir... Şimdi denetim demek... Ki mesleğin de bu üniversitelerde. Tabii. İstihbari. Olay o. Tabii. Bunu söylüyoruz anlatamıyoruz ama anlayan da yok. Yani bir intisai kuralları dedim ya, uluslararası denetim kuralları. Biz de, evet. Bizim öncelikle YÖDAK'ın bir denetim kurumu olduğunu iddia etmeli lazım. Denetimin özelliği ve etkinliği için şu anda da özel olman lazım. Ve gelecekte de bunu sağlaman lazım. Denetim mantığı içerisinde baktığınızda, mesela sizin bir murakip olduğunda sizin şirketlerinizde siz biliyorsun corporate governance'a göre, o şu murakip belli bir süre sonra sizinle işleyemez bile. Murakiplikten vazgeçtiği zaman Enron kuralları var biliyorsunuz. Enron vakası var. Denetçiler belli bir süre o şirketle ticari organik bağ kuramaz. Yasaklanır. Tabii. Ve siz şimdi denetçiyseniz, yani bizim baktığımızda normal mantığa üniversite hocalarının belli bir süre belli üniversitelerle ilişki bile kurmaması yasaklanabilir. Siz 4 sene boyunca ciddi işte denetim yapacaksınız. Ne demek denetim yapacaksınız? Senin hocan eksik, doldur. Sen şu anda bazı üniversiteler gibi televizyon bir üniversite binasında, üniversite öncüne binasında dolaşın 15 tane üniversite öğrencisi görmen nerededir bunlar ama sen şu anda diyemiyorsun gene. Diyemiyorsun ve şu andaki başkanın da en yakın arkadaşı mesela. Diyemiyorsun gene sen
Buraş da boşalt. Mouse adakına diyemeyen aksi mouse adakını da kendi yeni bir üye seçtirmek için ona yeni vaatlerde bulundun mesela. Çünkü kendi pozisyonunu korumak istek. Önemli olan bir noktada gelir ki senin YÖDAK'taki pozisyonun ve gücün onları denetlemekten daha önemlidir ve başka ilişkiler doğmuş olur. Şimdi geçelim onu. 4 sene sonra sokakta olacak bir üniversite şeyi hocası, üyesi nasıl etkin denetim yapacak ve 4 sene sonra da bakacak. Şimdi kamuya gidenlerin belli. Özelde ne yapacak? Seni kim alacak? Adama çıkacaksın, ben taviz vermem. Sen bu hocan eksiktir. Bir hocan var, diğerleri Türkiye'de uçar gelir, uzaktan verir. Değil mi? Tayyarecidir. Sigortası bile yatmaz, sen tamamla. Senin bir ay eksiktir, git tamamla. Nerede o? Kıbrıs azığı, Kıbrıs azığından bir lafa bronzo ister. Bronzo ister. Tabii. Bana dolayısıyla bu kadar daha sıcak ilişkiler doğar. Ben adam akıllı denetleyeceğime daha hesap sorayım. Daha iyi kankası, purosu olayım. Bazı kesimlerin de geçireyim bu 4 seneyi. Ondan sonra da eğer memnuniyet yaradırsam gideyim o zaman bir daha işçi kalayım. Hangisi baktığında insan doğasına, hangisi daha doğru? Ben üzücü bulurum. Gerçeğimiz budur ama tabii, ben çıksın tabii. Biri desin ama bunu dedik ve bunu söyledik. Bir YÖDAK üyesi öyle bir yaşta gelmesi lazım ki YÖDAK'a 51 çıktığı zaman emeklilik hak edecek. Ama emeklilik hak ettiği zaman da insan gibi yaşayacağı bir emeklilik alacak. Aynen. Şu anda biliyor musunuz üniversitelerde onu da bahsederim açık ve yürekli. Üniversitelerde gelen ve YÖDAK'a başlayan kişi sigortalıysa bir şey üniversiteye göre eğer üniversitelerde, özel üniversitelerde şu anda çoğunda olduğu gibi asgari ücretten yatırırsa YÖDAK'ta emekli olan birinin acayip şey 25 bin lira. Bir YÖDAK üyesi birinin içtimai seviyesi ve toplumdaki yani hem akademisyendir hem YÖDAK üyesidir ve toplumda tabii. O maaşla yaşayacağı itibarı düşünün. Bu böyle bir YÖDAK size ülkenin en güçlü burjuvaları karşısında, en güçlü erkekler karşısında ben denetleyeceğim, keserim biçerim beklemek hayalcilik olur. Ve ne olur işte YÖDAK bu hale gelir. O zaman yap irade koyamadığınız, şeye ne başlarsınız diyesiniz. Evet. Benim şuyum eksik, benim buyum eksik, mazeret gerekiyor. Şöverim eksik, altyapım eksik, geç oranı, geç bunu. Onlar niyetin varsa yaparsın, yapar mısın? Bu ülkede yıllar önce altyapı olmadan, bilgisayar olmadan bir kuruşu denetleyen sistemler vardı. Bir kuruşu denetlerdi iş denetçiler. Bilgisayar mı vardı? Tabii. Dijital ortam mı vardı? Eskilerde bunu hatırlarız tabii değil ki, mi? Tabii ki. Ve siz baba. Ve işte dediğim gibi başlar bu mazeretlere. Oyum yok, buyum yok, yerim dar olmayamam gibi. İşte acı gerçek budur. Ve denetli, bu yapıyla YÖDAK dijital değil Amerika'nın en önemli veri tabanını getirse denetleyen o iradeyi koyamaz. Tabii. O iradeyi koyamaz. Siz o gerçek anlamda özerk bir YÖDAK kuruluş olması lazım. YÖDAK, bir müesseseye dönüşmesi lazım. İş güvenliği şimdi ve gelecekteki iş güvencesinden şey yapar. Tabii, doğar. Tabii. Bu şekilde bir iş güvencesi çünkü olmayan aç bir denetçi bütün o olumsuzluklara açıktır. Orada geldiği zaman aç değil. Şu anda müsteşar seviyesinde maaş var ama ondan 4 yıl boyunca öyledir. 4 yıl bir gün sonra sokaktadır. Sokaktadır. Ve bugün en büyük terk söylemek lazım bunları. Şimdi dediğim gibi kamu üniversitelerine birkaç özelliği alınız. Şu anda bizi bekleyen tehlikesi bir devletik biz değil mi? En önemli sosyal devletik. İnsanın yaşam kalitesini, onurunu korumamız gereken bir devletik değil mi? Evet. Şu anda çok yakın zamanda Türkiye'de gördüğümüz gibi ben giderdik 70 yaşında amca gelirdi. Değil mi? Alır mısın? Mendil. Ya dedim 70 yaşında adam mendil satacak gerçekten. Ya satar. Bir çok yakın gelecekte sokaklarda mendil ve tespih satacak emekli üniversite profesörleri göreceksiniz. Şimdi bunu söylüyoruz. Ben YÖDAK'ta yakalanan sözleşmeye şart koştum ve biz eleştirenler var. Akademisyen arkadaşlarımız bizi şey etmesin. Ya o üniversiteler hocalar maaşlar çok düşük ya. Asgari ücretten bize şey yatırıyorlar. Biz YÖDAK olarak bize yasa der ki belli bir bölümün, programın akademisyeni var mı yok mu onu şey yapalım denetle. Onu da denetlemiyoruz gerçi. Tabii. Ve sözleşme istiyoruz. Sözleşmede maalesef
sözleşmede asgari ücret yazsa da kabul etmek zorundayız. Çünkü biz çalışma bir üniversiteyi değil mi çalıştıramak. Ama Türkiye ne yapmış? Sayın Erdoğan diyor, demiş ki senin üniversiteden de bir profesörün maaşı devletteki müsteşardan aşağılamamızı sigorta sisteminde kodlama getirmiş. Yani en aşağıda bir lektörörle doktoralının doçerliğinin maaşı aynı olamaz. Farklı kodlama ve farklı, en azından farklı sigortada prim sistemleri yaratmış. Tabii. Sen bir profesöre asgari ücretten yatırabilirsen bu irade, bu devlet, bu sosyal devlet iradesi, bu siyasi irade, burjuvanın yanında türkü söyleyen irade, akademisine bakmayacak ama akademisyen de uyuyacak. Birleşin, kendinize gelin de. Nazım Hikmet'ten demeyeyim, siz de bak uyumayın. Budur gerçeğimiz ve profesör ve bir akademisyeni mendil tespit satmaya gelecek bir ülkede yüksek öğrenim sektörü sürdürebilir ve lokomotif olacak ve bu yüksek öğretimle biz dünyada büyük başarılar sahibiz. Söylesin çıksın bir tane saksıdır desin. Böyle şey olabilir mi ya? Evet. Ve şu anda adam üniversitede doçent adam çıkmış liseye başvurdu ve lisede görev alan şeyler var. Çünkü gelecek yok. Geleceği yok. Bir üniversite hocası gitti lise hocası oldu ve bunu yapıyor. Paylaşıyor Facebook'larda. Bu gerçeği görecek mi siyaset kurumu? Siz bu gerçeği görmeden ve aynıdır YÖDAK üyesi. Yani girdiği zaman YÖDAK üyesi zaten şu anda bazı YÖDAK üyeleri başvururken gerek rektör göre biz maaş alamıyoruz. Aldığımız maaş 30 bin 40 bin diyerekten YÖDAK üyesi olmaya çalışıyor. Rektörler bu durumdayken YÖDAK üyesi olma argümanlarının arkasında aldıkları düşük maaş. Bir üniversite rektörünün bile bu durumda olduğu durumda hangi yüksek öğretimden bahsederiz? Tabii neyi denetleyebilirsiniz? Ve bu YÖDAK üyeleri neyi denetleyecek? Tabii. İşte denetlemediği için başkan çıkıyor diyor, benim şuyum yok, buyum yok. Aracın insan olacak. Aracın insan olacak. Zaten bu konuma gelmiş başkan da yani ne kadar yararlı bilmiyorum. Tabii ki. İş sorumluluğu nerede? Bu yani başlı başına açık, bir konu. Bundan tabii. Da açık söyleyemem yani. Sorunun özünü. Evet, ağzınıza sağlık. Çünkü bunun çok uzun zamandır bunun söylenmesi gereken şeylerdir bunlar. Kimse bu gerçekleri haykırmıyor. Hiçbiri. Bunu meclis de biliyor. Herkes biliyor. Bunu A'dan Z'ye bütün dünya biliyor ama o iradeyi nedense meclisin kendisi hala daha bir siyasi programdan ben duyamıyorum partiden desin ki biz iktidara gelirsek hiçbir vekil bakan olmayacak ve profesyonellerle yöneteceğiz burasını. İran özelliği. İran'da bakan olmak için konunun uzmanı ve profesör olacak diyor. İran'da. Şimdi profesör olmasın ama en azından uzman olsun. Geçiniz bakanlığın uzmanlığı alık veya istatistik kurumuna devlet planlamalarını atadığınız uzman olsun Allah aşkına. Uzman olsun. Ve böyle geç dün bir revize rapor açıkladılar. Evet. 14 bin kusur kişi başı milli gelir. Merkez Bankası'nda açıkladığı 3. mülten vardır. Hesaplıyorum. Dün benim gazetede, Bağımsız TV'de gazetede yazdım. Herkes okuyor. Benim yaptığım hesaplamaya göre onların kullandığı nüfus 304 bin kişi ile 14 bin şey. Soruyorum ben nereden buldun bunu? Vatandaş nüfus 350 binden fazla. Projeksiyon nüfusu da 400 bin civarında 2020 için. Evet. 304 bini nerede buldun? Ya dalga mı geçiyorsun Müslüman? Biri sıkmıyor. Muhalefet şeyi, muhalefeti diğer kesimleri sormuyor. Söylüyorum. Evet. Ve böyle bir istatistik kurumunun memleket hayrı ne olacak? Sonra planlamaya bakacaksın. Nüfus yok, politika yok. Üniversiteyle ilgili verileri soruyorlar. Kaç şey o bilinmiyor. Sektörleri bilinmiyor. Peki niye bunu seçiyoruz? Yani bu bilmemezliğiniz, çünkü bilmemezlik diye bir şey yok. Biliniyor ama bilmemezliği seçiyoruz. Hocam ben onu anlayamıyorum. Çünkü nüfusu biliyoruz ama açıklamaktan imtina ediyoruz. Talebeleri biliyoruz, suç oranlarını yani çok şey biliyoruz ama hiçbirini söylemek istemiyoruz. Niye böyle? Kartlarımızı böyle tuttuk göğsümüzde oyun oynamaya çalışıyoruz. Bir çocuk gibi evin içinde o kadar dağınık yaptık ki hangisinin şey olduğunu cız dedik ya biz çocuklara cız. Çocuk hangisinin cız olmadığını bilmediği için hepsini saklıyor ebeveynden. Yani bir aile dün patladı nihayet sadışlar olmuş. Sadışlarda iddia ediyor ki İsrail tüm sahil şehirlerini almış ve stratejik bir yatırım yapıyor. Bizim sahil şehirlerimiz İsrail'in eline geçmek üzere. Şimdi bu dedikodu ama Fidan ona bir şey koydu böyle. 12'ncidir dedi sırada. Fark etmez ama benim dediğimi demedi. İsrail'in iddia edilen Kakadice sahillerini aldığıdır.
İddia budur. Ama yıllarca onlara göz koymuş. Çünkü gelirken uçakta hep bizim o altın sahili gözlerler. Tabii ki, tabii yani ki. Peki, severler. Şimdi o stratejiyi şimdi İsrail topraksızlaşmada, devlet vatan olmada toprak travması geçirmiş. Dolayısıyla toprağın değerini çok iyi bilen bir ulus. Ve bunun için devlet politikası şeklinde mal alım yapabilirler. Ama yatıran bir ulus değildir mala. Yükte hafif, pahada ağır olana yatırır. Niye elmasta şurada burada tabii, öncelik verirler? Mala yatırmazlar çünkü her an için yani 300-400 senede bir o ülkeden kovulurlar. Evet. Yani durup da mala yatırmazlar. Ama bizimkinde sayıları alıyor. Alıyor çünkü kısa bir devre için. Çünkü son 5 senedeki maldan bahsederler. Ama 20 sene önce ben Udi diye biri vardı. Girne'de hatırlıyorum. Belki daha iyi saatte olsun. Hani daha buralardadır. Bütün Esentepe'yi almıştı. Evet, Türkler böyle sıraya girmişti önüne. Beğendiğini alır, diğerlerini de böyle atardı böyle padişah misali. Onun için bu adamlar istikrarlı olarak ikinci bir Maraş'ı kurmak isteyebilirler orada. Çok rahat. İşte ama biz bunun itirakinde biz Magaryoz'dan bahsederdik. Kim Magaryoz dedik o kadar şeytandır ki sinsi sinsi Türkleri mülksüzleştirme, Vada'dan uzaklaştırma planı vardı. Kalktılar, diğerleri müdahaleci oldular, aklı uymadılar Magaryoz'a, sabırsızlandılar ve bu plan bozuldu. Ve bizim liderliğimiz Fazıl Küçük, Rauf Denktaş'ta bunun karşısında mücadele verdi. Şimdi biz öyle bir rant yaptık ki sarhoş olduk. Değil mi? Öyle bir sarhoşluğa geldik ki bu mücadeleyi unuttuk. Toprağın önü, biz toprak vakti egemen eşitlik derken neredir argümanımız? Bir egemen bir yönetimimiz var, toprağımız var, halkımız var. Toprak elden gidiyor ve siz bu rant düzeninde ki bu sağ partiden de sol partiden bu rant da şey oldu, ben, entegre ben oldu. Meclisin içinde hiçbir yani bütün milletvekili herkes dahildir bu ranta. İşte yani herkes satıyor. Onun için üç maymunu oynuyorlar. Böyle bir rant oldu ki memleket eline umuru değil. Herkes bir şekilde amalgama olmuş bu satışlara. Büyük bir rant, büyük bir kebap, üç maymun, hiç toprak önemli. Geldi. Artık öyle bir şey ki Türkiye bunun dikkatimizi çekti. Ve şu anda başladık, önlem alalım. Ama herkes bu şeyin farkında. Herkesin, gerek sağ sol, ki biliniyor bazı milletvekilleri bile. Bazı milletvekilleri bakanlıktan, bazıları milletvekilinden olmuş. Bunu söyleniyor, herkes biliyor bunu. Her diğer siyasi oluşumlar da bildi halde gerek nepotik ilişkiler, beşer ilişkiler, gerek ucundan ben de tırmalayayım mantığı. Herkes üç maymunu oynar. Sağ sol kahretsin. Ve şimdi bu hale geldik değil mi? Bu hale geldik şimdi önlem alacak. Bunlar bilinmiyor muydu? İşte bir toplumun kendi milli davasından, iradesinden kopuk ne kadar rantın esiri olduğunun bir göstergesi. İşte bu belki Makrohil'in yazdığı uluslararası kitaplara örnek olur. Sayıştay'ın acizliği değil ama bu örnek olabilir bize. Bu örnek olabilir bu yaşadıklarımız. Bu kadar bir milli şuurdan, davasından uzak, davasını unutmuş bir şey. Egemenliğe eşitlik davası derken bu yandan sen topraksal olarak eşitliğini, egemenliğini yitirmek üzeresin. Toprağa elden gidiyor, onun farkında değil. Farkındasın. Tabii. Ama o ekonomik rant seni teslim almış. O ekonomik rantın şeyi içerisinde. Üç maymunu oynar. İşte yodaklara gerçek budur. Bir an değil mi? Farkında çok, demek çok, değilsin. Denetleyemediğin. Ama bu sefer de baştan başlanmaz denetlere ayak uydurarsın. Araba yok. Siyaset kurumu da bunu yapar. Ki vahim bir şey. Peki yani o düşüncede değilsin biliyorum ama federasyon bizi kurtarır mı bu şeyden rant kavgasından? Yani başka bir şeye dönüştürür diye düşünürüm ama yani federasyon ya, en azından kurtarabilir mi? Siyasi olmuyorum burada. Yani Türklük, Rumluk falan. Yani bir federasyon yapıda Avrupa kuralları bizi kurtarır mı? Ben şimdi bu araçlarla amaçları karıştırıyorlar. Bugün uluslararası devlet olmak için ben İskandinav ülkelerini gösteririm. Ve niçin Rum kesimi demem. Refakta, yolsuzlukta, mutlulukta her şeyin şampiyonu yaparlar. Çünkü yönetim anlayışları, felsefeleri ona uygundur. Rum tarafında da geçmişe kadar AB ülkesi yıkanan Rus mafyasının yaptıklarını, Troika'nın müdahalesiyle kendilerine geldiklerini biliyoruz. Bu bir anlayış, devlet yönetim anlayışıdır. Biz o devlet yönetimini uluslararası ama medeni ülkelerdeki kurumsal yapıyı, ki bunu dedik bir önce kurumsal yönetişimi gerçek anlamda tatbik edersek, ve halkın sosyal devlet, refah devlet olmak için sosyal devlet anlayışını itirak edersen, nasıl ki bir profesörü yakın zamanda meclis satmaya mahkum edecek, bu uygulamalara hançer olacak bir bilince, sosyal devlet bilince varmazsan, federasyon olsa ne olacak?
Bugün dünyada tanınan binlerce Afrika örgüsü var. Günde bir dolar kazanmıyor. Tanınmışlık, manışmışlık da yok. Alakası yok tabii. Federasyona ayrı olan yolculuk da zaten biz, benim istediğim. Hani o kurallara uyarsınız biz ya. Biz tanınan birçok ülke Afrika ülkesinden çok daha iyi durumdayız. Ama mesele o değil. Mesele bu çağdaş devlet dediğin zaman refah bölgesi hedefimiz budur kalkınma planlarında. Burada refahın, sosyal devletin, yaşam kaliten, yargın, demokrasinin hepsi bunun içinde olduğu zaman refah ülkesi de oluşun. Böyle bir anlayışın var mı yok mu? Denetim kurumlarını mamur etmek, gerçek anlamda denetim kurumu yapmak için biraz önce bahsettiğim eksikleri ele almak, var mı öyle bir şeyin? Yasamadaki düzensizliği ortada kaldırmak için gerçek, ben şey yapıyorum akademisyen olduğum için. Birçok ülkede gene refah ülkelerinde Cumhuriyet Meclisi'nin performans hedefleri var. Performans hedefi koyuyorum. Ben şikayetleri bu kadar değerlendireceğim, bu kadar yasa geçireceğim, kalkınma planlarına göre bunları yapacağım. Ne hedefi var? Senin nerede bu hedefin? Bizde manifestoları tikleme bile yok. Allah yani aşkına. Aynı manifesto yani, artarak önümüze gelir daima her seçimde. Bu anlayışı gitmediğin sürece federasyon. Şimdi federasyon benim gözümde, ben farklıyım iki taraftan da. Federasyon bana göre platonik, egemen eşitlik de ütopik bir yaklaşımdır. Biri ütopyadır, biri platoniktir. Rum kesiminin bu geldiğimiz şeyde siyasi eşitliğimize vermediği, bizi masalarda maskara ettiği, özellikle bir önceki dönemde bizi federasyon dilencisi döndürdüğümüz dönemde federasyon dilenmekten başka bir şey de olmuyor. Bu Rum kesimi sana bunu vermiyor. Peki, o vermediğine göre bizim federasyonun temel ilkelerini kabul etmeyen Rum kesimi deşifre edip, siyasi eşitliğini vermeyip onu en azından gevşek federasyona ikna edebilirdik. Ama oradan kopup da tamamen uluslararası zemine olmayan egemen eşit uluslararası eşit statü gibi BM'nin 541-51 bilmem neşini söylemeyeyim onları, onlara uymayan, meşruiyet zemini olmayan, kendi içinde bile bir devlet olmak için her türlü hasletten uzak, yolsuzluk, denetim, her türlü şeyi dökülen bir devlete sana egemen eşitlik mi verecekler? Hayal dünyası. Dolayısıyla gerçekler ışığında baktığınızda siz bu içinde gerçekten bir çözüm mü istersiniz? Yoksa mevcut statüsünün devamı için saltanat mı istersiniz? Ben ondan emin değilim. Yani. Oradan emin değilim. Ama şu anda bir topyanın peşindeyiz. Dün de bir platonik aşkın peşindeydik. Ama gerçek anlamda toplumunu ileri taşımak için neler gerekir, bunu nasıl başarının önüne siyaseti, iktidarıyla, muhalefetiyle bir araya gelmemiz lazım. Yani feasible projelerin peşine koşmamız lazım. Bunun ikisi de bizim yani bir vizyon yaratabilmemiz lazım kendimiz için. Biri grup federasyonun dilencisi, biri de Ütopya'nın. Şu anda Ütopya'nın peşinde. Gitmiş bir tane Lord konuşmuş. Ne olacak? Ne olacak Lord konuşta? Yani lobbying hareketi sizin lehinize kamuoyu oluşturacak etkili organlarda kararı değiştirmeye zemin yaratacak lobidir. Bir tane ihtiyarı buldun, sımarladın, yine bir tane Türk kebabı ya da şeftali kebabı da. Rum 20 tane çıkardı. Allah aşkına yani bu mudur ya? Bunlar işte çaresizliğin göstergesi. Bu da Ütopya'nın göstergesi. Sol cenah da platonizme devam. Onların da nereden dedirim? Kemal Sunal'ın bir filminde bir kız istiyordu. 10 defa gitti. Geldiğinden son giderken lokumumu da verin derdi. Lokumumu da alayım derdi. Tekrar giderdi. Yani onlar da öyle bir şey peşinde. Evet, gerçekler evet. Zemininde konuşmamız lazım. Ben şu anda ne sağın, şu andaki liderliğin, ne deki sol liderliğin gerçeklerle ilgili değil, hayaller peşinde koştuğuna inanıyorum. Kimse kusura bakmasın. Bu da benim yaklaşımım. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir şey. Heyecanlı oldu, güzel oldu. Birkaç bir şeye değindik. Konular çok derin. Hiç değinilmedik yani, şeylere değindik. Daha, yani, var mısın? Allah razı olsun. Çünkü yani söylemeniz gereken şeyleri yine o irade dışı zorunluluklardan hepimiz içimizde tutuyoruz ve söyleyemiyoruz. Ama bravo ama size. Ama çıksın devlette yönetici desin. Yalandır. Üniversitelerin bu kadar hocası var. Bunların kaçının asgari ücretten yatar? Çıksın söylesin. Ve bu ülkede bir akademisyenin onuru, statüsü gelecekte ne olacaktır? Bunu soracağım. Çalışma Bakanı çıksın cevaplasın. Şimdi reçete yolsuzluğuyla herkesi arsız hırsız ettik. Ben şeker ve tansiyon hastası olarak şu anda doktor buyum ilacılayım. İnsanı mağdur eden bir anlayış, böyle bir devlet olamaz. Tabii.
Ama bu kadar üniversite bolluğunun içerisinde böyle golifa gibi dağıtılmış bir durumda. İşte, onu da bahsediyoruz tabii. O da doğru değil. Ünvanlara da geliriz. Değil mi? Yani evet. Ünvanlardan için şu anda ben mesela profesör ünvanını kullanmıyorum. Kullanmak istemiyorum. Yani siz söylediniz, ben kullanmıyorum. Çünkü artık onu da ucuzlattık. Neden ucuzlattık? Varsa başka bir konuşacak bir ehli çağırın karşıma konuşalım. Benim gibi yürekten konuşsun. Hiçbirinin sesi olmadan. Eyvallah, eyvallah. Tekrardan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, istemiyor ama Profesör Doktor Okan Veli Şafaklı'ya teşekkür ediyorum. Hakikaten dolu dolu bir program yarattı burada. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sabahın 7'sinden beri birlikteyiz. Güzel bir cuma, güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.